İnançlar deyince bu konu biraz böyle hani zor ifade edilen bir konu. Çünkü çoğumuzun aklına inanç deyince genellikle böyle kültürel dini inançlar falan geliyor. Aslında bugün amacımız çok o değil. İnanç dediğimiz kavramın bizim zihnimizin işleyişindeki yeri ne? Bir şeylerin bir şekilde olabileceğine dair belli inançlarımız var. Başka türlü hiç olmayacağına dair inançlarımız var. Bu inançlar nereden geliyor? Azıcık onları konuşacağız. Ben gene müsaade ederseniz girmeden evvel, yani şöyle bir soru cevap oturumuna girmeden evvel, azıcık bu konuyla ilgili ufak bir çerçeve çizmek isterim. Sizin için de müsait misiniz bu arada? Nasıl durumlar? Canavar gibisiniz vallahi. Maşallah. Şimdi efendim bilmek güzel şey. Allah için değil mi yani? Güzel. Böyle bir şeyi bilince insanın bir gönlünün yağları eriyor, böyle bir hoşuna gidiyor, bir belirsizlik azalıyor, kendimizi bir daha iyi hissediyoruz falan filan ama gerçekten neyi bilebiliyoruz acaba? Bu konuyu sormaya başladığımızda işler biraz karışıyor. Felsefe melsefe sırf buradan başlıyor. Biliyorsunuz bilme sorunu felsefenin en önemli sorunlarından biri. Mesela şu anda ben buradayım. Benim adımı bilmeyen var mı? Biliyorsunuzdur herhalde. Sinan Canan benim ismim. Sinan Canan olarak şu anda burada bir sinir bilimci ve işte biyolog olarak karşınızda bulunuyorum. Ve bunun ben olduğuma eminsiniz. Emin misiniz gerçekten? Biliyor musunuz ben olduğumu? Ya kılık değiştirmiş biriysem? Ya bir hologramsam? Yapay zeka destekli olarak konuşturuluyorsam? Yapıyor biliyorsunuz şimdi artık bunlar bilim kurgu değil. Bunu yapıyorlar. Mesela emin olmak için ne yapabilirsiniz? Şu gidip bir mıncıklayabilirsiniz falan değil mi? Şöyle bak hangi gerçek var. Tamam diyelim ki gerçek estetik ameliyat oldum geldim. Onu nasıl test edeceksiniz? Daha incelikli bir araştırma. Her şeyde bu kadar ince araştırma yapmaya vaktimiz var mı? Dolayısıyla siz buraya geldiniz. Sinan Canan'ın işte Açık Beyin programı var. Birazdan Sinan Canan gelecek diye beklentiye girdiniz. Sinan Canan geldi. Bu o dediniz. Buna inandınız ve devam ediyorsunuz. Ya ben o değilsem? Hele ekranları başındakilerin işi daha zor. Düşünsene siz bile komple yapay zeka olabilirsiniz şu anda. Yani teknoloji yapıyorlar. Ama internette böyle videolar geziyor. Ne bileyim böyle bir işte bir kutulu meşrubat duruyor mesela masada. Bakıyorsun hakikaten bir kutu gazoz gibi bir şey. Sonra biri bıçağı bir geçiriyor pastaymış o mesela. Cort diye ortadan kesiyor. Sen de böyle bir stres oluyorsun. Aman ne oldu falan diye. İlk baştaki beklentimize hiç uymayan bir gerçeklik çıkıyor karşımıza. O bıçak inmese, o video o şekilde gitmese biz onu ne ki bu meşrubat diye bakıp geçeceğiz yani. Çünkü öyle kabul ediyoruz, öyle inanıyoruz. Beklentilerimiz dış dünyada ne gördüğümüzü çok fazla şekillendiriyor. Yani bizim dünyada böyle %100 emin olabileceğimiz çok az bilgi varmış gibi gözüküyor. Ya da en azından bana öyle geliyor. Bilmem ne dersiniz. Dışarıdaki dünya çok karışık. Yani kendimize bile olanı doğru dürüst bilemiyoruz ki dışarıda olanları şöyle şunu bildim, şunu bileceğim, şunu bilmiyorum falan diye ayırabilelim. Bilme işi çok çok netameli. Ve biz bu kadar az şeyi gerçekten bilebildiğimiz bir dünyada da yaşamak zorundayız. Yani bu hayatı bir şekilde geçireceğiz. Bizim yerimize vekalet verip birine yaşatamayız bu hayatı. E ne yapacağız o zaman? İşe yarar bazı inançlar geliştirmemiz lazım. Bunun kökeni çok enteresandır. Özellikle buna bizim Açık Beyin'deki sevgili arkadaşımız, birlikte çalıştığımız Ümit Sami Kubuş Bey. Kendisini belki Açık Beyin YouTube kanalından, İstanbul'da Ümit Var programından tanırsınız. Kendisi aynı zamanda bir işte hem benim sınıf arkadaşım biyolog hem de daha sonra ekolojiye merak sardı falan. O böyle çok enteresan bir gönderme yaptı inançların evrimiyle ilgili. Özellikle insandaki bu inançların ne kadar etkin olduğunu farklı bir örnek olarak anlamamızı çok kolaylaştırıyor. Mesela mağara dönemindeki insanları düşünelim. Yani düşünelim derken oraya gidip kimse görmedi ama aklınızda bir karikatür olsun vardır. Yani insanlar daha iptidai koşullarda yaşıyorlar. Pek böyle bugünkü teknolojiler falan filan yok. Basit av aletleriyle çıkıp işte gündüz muhtemelen çoğunlukla erkekler bir şeyler kovalayıp avlıyorlar. İşte mağaraya getiriyorlar. Hep birlikte klan, grup ne varsa oturup işte kısmet neyse onu yiyorlar falan. Ve bunlar her gün avlanmak zorundalar. Ve her gün ava çıkıyorlar muhtemelen. Zira bugünkü avcı toplayıcı kabilelerin büyük bir kısmı da öyle yaşıyor. Peki sizce her ava çıktıklarında bir şey avlayıp dönüyorlar mı? Çok zor yani nasıl her gittiğinde tavşanı bilmem geyiği bir şeyi vurup gelesin. Belki de 10-20 kez ava çıkıyorlar bir kere bir şey avlayabiliyorlar. O da çok şükür işte karınlarını doyurmalarına yetiyor birkaç gün.
Ve hatta baya baya da bir aç gezmek zorunda kalıyorlar o dönemde. İşte bizim fabrika ayarlarının ikincisi o yüzden yemekle ilgili yani. Az yemeye alışmış bir sistem var. Peki, atalarımız şöyle olsaydı ya. Lan biz dün ava çıktık. Zaten koca geyiği vurduk. Bugün çıksak da istatistiksel olarak zaten 20 avda bir avlıyoruz. Boşa gitmiş olacağız, boş ver. Biz bugün yatalım, geyik bitene kadar devam edelim. Hatta ilk gün gömdüler geyiği, ekikte kalabalık diyelim. Hepsini yediler, bitirdiler. Ertesi gün tekrar açlar. Ama dün geyik yakaladığımız için bugün yakalayamayız ki istatistik ilmi ona izin vermiyor deselerdi. Ertesi gün ava çıkarken kesin yakalayacaklarına bir şey inanmasalardı. O inanç sahibi olmasalardı ava çıkarlar mıydı? O insanlar mağaradan her çıktığında buna inanmak zorundalardı. Mesela biz evden her çıktığımızda o gün ölmeyeceğimize inanıyoruz değil mi? Ama bir gün yanılıyoruz. O güne kadar istatistiksel olarak hep haklıyız. Ama bu inanç olmasa, mesela bu inanç kimlerde zayıf oluyor? Ciddi anlamda böyle anksiyetesi, endişesi olan, işte ölüm korkusu olan insanlarda görüyoruz bunu patolojik olarak. Hiçbir yere kımıldayamıyor mesela. Çünkü o inancı sarsılmış oluyor bir şekilde. O inanç onu dışarı çıkartacak kadar güçlü değil. Hayatın akışına giremiyor mesela. Demek ki bayağı bir işe yarıyor. Hiç ne olacağını bilmediğimiz bir dünyada bir şeylerin olacağını varsaymak.